işte her şey. Bugün marketlerde ne olacak? Mümkün mü? Değil mi? Marketlerde neler var? Bol bol farklı farklı Türkiye'de olmayan tatlar. Kız çok kötü ya. Yine istifra etmek istiyorum diyor. Bol bol onigirimiz var. Şurada suşimiz var. Böyle görebilirsiniz. Isıtmalık hazır yemekler var. Türlü türlü dondurmalar. Hazır ısıt ye tarzında burgerler falan da var. Yine meşhur tostları. Ve gençler, Tayland'da yeni bir günden Bangkok'tan selamünaleyküm. Konnichiwa, günaydınlar. Bir önceki videoyu izlediyseniz bilirsiniz. Bazı talihsiz olaylar yaşandıktan sonra Bangkok'a geri geldik Rana'yla. Aha da Rana şurada. Daha sonrasında Bangkok'ta da şöyle görebileceğiniz çok huzurlu, tatlı, güzel bir abi otele geldik. Baksanıza yukarıdan şöyle fısır fısır su fıskiye yeleniyor. Arkada böyle senfonik müzikler. Otelimizde şöyle görebilirsiniz bir adet tanrımız da var. Instagram'da hiç yapamamış son iki aile. Birkaç kişi oteli gerçekten beğendiği için sormuş. Şöyle ismini görebilirsiniz. Tam olarak beni nasıl okunduğunu bilmiyorum. Acayip tatlı, güzel ve gecesi yaklaşık 1200 liralık bir otel. Rana'nın Tayland'daki son birkaç günü olduğu için en azından gidene kadar dedik ki böyle biraz sessiz, sakin, gece yattığında dinlenebileceği. Çünkü bundan önce bir parti oteline gitmiş. Rana'ya birazcık fazla hardcore geldi dolarsa. Ya bir şey diyeyim mi? Yanı başında DJ bangır bangır. Yamaçlılar o sokakta parti var. DJ buramda çalsa o kadar duyarım. En son o kadar yoruldum ki. Zıbıtı çıktı sesi bana şey gibi geldi. Ninni gibi geldi ve uyudum yani. Ve pipide yaşanan olaylardan sonra Rana 3 gün mide bulantısıyla birlikte adam akıllı biz hiçbir şey yapamamıştık. Rana zaten 3 gün sürekli 72 saat boyunca başı ağrıyor. Böyle bir kalkıyor başı ağrıyor. Yatmak zorunda kalıyor. Oturmak zorunda kalıyor. En son bir şeyler yapıştık. Hatta bir resim göstereyim size. Mahvolmuş vaziyetteydi. Ben de daha fazla kıyamam. Neyse, o yüzden Bangkok'tayız ve toparlandık. Mutluyuz. Üstündeki şöyle görebilirsiniz. Mükemmel tişörtünden anlayabileceğiniz üzere bugün market turu yapacağız. 24 saat marketten beslenme Tayland versiyonu. Rana marketin rengine uygun bir şekilde yeşil, ben de direkt 7-Eleven tişörtümle birlikte güne güzelce başlıyoruz. Yediğimiz, içtiğimiz her şey bugün marketlerde olacak. Mümkün mü, değil mi? Marketlerde neler var? Ufak bir spoiler abi, Japonya'daki ne farklı ürünler de var. Şurada güzelim sokak yemekleri varken biz gidiyoruz marketten yiyoruz ama olsun varsın. Şunu göstermek istiyorum. Burada görebilirsiniz. Böyle Magnum var ama matçalı. Ve yine bol bol 7-Eleven'de alabileceğiniz bakım ürünleri. Burada kızlara bir şey göstereceğim. Denemek için ruju ufak ufak koymuşlar. Bu da direkt ruj aparatı gibi açıyorsunuz, sürebiliyorsunuz ve bir sürü var. Bu arada bakın, Tayland acayip sıcak olduğu için ısınıza alan böyle yapışkanlar var. Şöyle alnınıza yapıştırıyorsunuz serinlemek için. Çünkü gerçekten yani vücut overheat oluyor. Bangkok'ta sıcağı gerçekten Phuket'ten, adalardan falan çok daha fazla. O yüzden de Rana yazık yani, Bangkok'a geliyor. Hem midesi bulanıyor, hem baş ağrıyor. Bir de sıcak üstüne vurdu falan filan. 2-3 günde yapışkanlardan yani taktık Rana'nın kafasına. Ve gerçekten iyi de geldi, o yüzden tavsiye ederim. Yine böyle bol bol farklı farklı Türkiye'de olmayan tatlar. Özellikle şöyle bakabilirsiniz. Bunu Japonya'da falan çok yiyorduk biz ama edamame cipsleri var ve aşırı güzel. Ve yosunlusunu buldum. Çok heyecanlandım. Rana'nın elindeki yosunlu. Benimki sade. Şurada karidesli edamame. Şurada baksanıza balık rol gibi bir şey. Bizim böyle çileklediğimiz şey millet balıklı yiyor. Bu arada ben bunları Japonya'da falan da görmedim. O yüzden evet 7-Eleven belki. Ama gerçekten ürünleri farklı. Ve yine bakın, bir 7-Eleven klasiğidir abi. Öncelikle şurada güzel mi güzel bir onigirimiz var. Tabii ki de alacağız. Ama onun haricinde böyle ısıtıp yiyebileceğiniz hazır yemekler. Ya da sallıyorum, yemeğiniz var hazırda. Şöyle pilav alabiliyorsunuz ısıtıp. Ve Tayland 7-Eleven en meşhur şey belki de görebilirsiniz, farklı farklı tostlar var. Mesela bakın, ıspanaklı peynirli tost. Hatta abi de bir tane aldı. Ben size şöyle bir tane tuna salmon kruvasan sandviçi alacağım. Yine görebilirsiniz abi, türlü türlü. Kore'nin bu en acı ramenlerinden. Ne ararsanız var. Baksanız hemen yanında şöyle kedi maması. Kedi mamasının karşısına şöyle görebilirsiniz minyonlu kahve. Direkt bakın şöyle 15'ten başlıyor 30 lira arası görebilirsiniz. Farklı farklı ice tea, çikolata, şu tarafta bildiğimiz içecekler. Direkt hazırda kendiniz doldurup alabiliyorsunuz. Topladık şöyle güzel güzel marketten yemeklerimize. Yani tekrar söyleyeyim, hostelin huzuru o kadar tatlı ve güzel ki abi. Son 2-3 gündür koştur vallahi yani, o koşturmacadan sonra o kadar güzel geliyor ki. Uyanıyorsun, huzurlu müzik, karşında güzel yemekler, hayat mükemmel, yaşamaya değer. Ve Rana'nın onca yemek içinde ilk açtığı şeyin çikolata olması gerçekten hayran kalıcı bir yani özellik, maşallah. 7 yıldır Japonya gitmeyen Rana'nın Japonya hasreti. Neyse, şimdi gelelim, biz neler aldık. Ben tabii Rana olmadığım için sıcaklardan, tuzlulardan, güzellerden başlayacağım. Öncelikle şöyle gelebilirsiniz. Bol peynirli, tavuklu, puf bir sandviçimiz var. Bu arada bunları direkt 7-Eleven'de ısıtabiliyorsunuz. Ki zaten bayağı sıcak. Abi sıcak. Şöyle görebilirsiniz. Puf puf. Ve içini açtığımız zaman şöyle peynirli, tavuk salamlı bir sandviçimiz var. Afiyet olsun. Bunun fiyatı 30 lira. Afiyet olsun. Gelelim az önce bahsettiğim meşhur buranın tostuna. Şöyle gerçekten yani taze taze önünüzde tostluyorlar.
gerçekten ton balıklı ama içindeki o yumuşak bir tane sosu var, sulu sulu. Dışı da böyle kruvasan ekmeği, meatball böreği gibi. Gerçekten çok güzel. Ve bunun da yine fiyatı 20-30 lira bir şey. Baksanıza abi, içindeki sosu dolu dolu, afiyet olsun. Ama çok iyi ya. Gelelim Japonya'dan da baya baya alışık olduğunuz şu görebilirsiniz makilerimize. Tayland hakkında benim tek bir şikayetim olacaksa o da yani ton balıklı onigirin olmayışı. Burada ton balık olayı Japonya, Kore gibi abi böyle aman aman meşhur değil. O yüzden şöyle görebilirsiniz, yengeçli bir tane maki aldım. Pilavımızın etrafına şöyle yosunumuzu sarıyoruz. Afiyet olsun. Yani Tayland'daki onigiri makiler arasında benim favorim bu abi. Gelirseniz kesinlikle deneyin. İçi yine şöyle bol bol malzemeli. Şu an acıma yine artıkları veriyoruz. Oh, ayı. Abisi gibi yiyor resmen ya. Evet ya. Ne işimi bağlı. Yemeğimizi yediğimize göre sıra tatlıda. Bu abi Japonya'da çocukluğumuz boyunca yediğimiz Toppo denen buranın çikolata markası. Görebilirsiniz çubuk içinde dolu çikolata. Bir de Japonya'da bunun bir yeğiş şekli var. Alıyorsun şöyle. Ve son abur cuburumuz Rana'nın merakla beklediği edamame tatlısı. Nasıl? Kötü, bir şey diyeyim, bence ben bunu beğeneceğim bu arada. Kötü. Bence güzel. Bu edamame falan, bu fasulye. Ya bence güzel, saçmalama. Sırf senin için bir daha deneyeceğim. Gayet güzel. Bir tane daha deneyeceğim acaba diyeceğim, ilki çürük diyeceğim. Ha bu arada arkadaşlar, minik bir update. Özellikle bir önceki videoyu izlemediyseniz şu an elimde görebilirsiniz. Telefonla çekim yapıyorum. Önümüzdeki belki birkaç videodan daha fazla video böyle telefonla çekim olacak. Kameramı düzelttiremedik. Yani bir süre telefonla idare edeceğiz gibi duruyor ama hakkınızı helal edin. Bu arada senin sonuna kadar 1 milyon aboneye ulaşmak gibi bir hedefimiz var. O yüzden bir saniyeniz verip abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Gerçekten çok sevinirim. Ya sana ne oldu 2 dakikada ya? Daha yeni hissediyordun, ne oldu? Yedim hepsini. Tekrar mı yedin harbi hocam? Kıyamam, kıyamam. Neyse ki Rana gelmeden ben mideyi bozduğum için birkaç tane ilacım var. Az mutlu ol la. İlacı. O yüzden yine mükemmel bir abi olarak Rana'ya içecek almaya gidiyorum. Tabii nereden alacağım derseniz ufak bir spoiler. Hemen şöyle Rana'ya bir adet su. Bana ise bir adet şurada görebilirsiniz. Canım ciğerim Pocari Sweat. Bu arada bakın şöyle sojular falan da satılıyor eğer ilginiz varsa. Ve abi şurada merak ettim, bir adet içecek vardı. Al yavrum, kuzum, kıyamam. İstiyor musun şundan? Fırsat bu fırsat. Rana hiçbir şey yiyemiyorken bol bol yani istediğim şeyleri doya doya yiyebilirim. Rana ile paylaşma ihtiyacım yok şu anda. Böyle üçgen şeklinde paketlemişler. Nereden açılıyor bu lan? Ve şöyle yeşil yeşil kalın üstümüz. Oy 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 oy. Valla inek sağır gibi çıkıyor var ya. Tanına gelecek olursak. Vallahi kavunlu içtiğim en güzel içecek olabilir. Bir kere Asya'nın sütü gerçekten güzel oluyor. Onu öncelikle söylemek isterim. Hatta ben ilk Japonya'dan Türkiye'ye taşındığımda Türk sütü acayip böyle ağır kokan bir şeymiş gibi gelmişti bana. O yüzden direkt buranın sütü zaten kendisi çok güzel. Denemeye gelirsiniz bir süt içmenizi tavsiye ederim. Tat olarak yoğun ama asla ağır olmayan bir hafif kavun tadı var. Çok güzel olmuş. Diyorduk ki kızı Hindistan'a götürelim. Herhalde oraya götürsek. Kız çok kötü ya. Yine istifra etmek istiyorum diyor. Allah'tan da şansımıza yeni bir 7-Eleven ve içerisinde görebilirsiniz. Aha da bir eczane var. Baya baya adamların bakkalın içerisinde tırıt tırın. Vallahi dürüst olacağım, ben de bilmiyordum 7-Eleven'larda eczane olabileceğini, ilk defa gördüm. Ama Rana'ya şöyle bir adet ilacını aldık. Ya mam. Çarpıldım. Son 2-3 gündür full böyle. Bekliyoruz iyileşmesini ama iyileşeceği de yok bu gidişte. Sence Türkiye'ye dönüş vaktin geldi mi? Ama ben dedim, bak dedim, buralar çetin yerler dedim. Öyle Avrupa gibi değil dedim. 7-24 yağmur yağıyor dedim. Kolay değil bu coğrafya Rana dedim. Vay be, kardeşim bana sinirlenmiyor. Ben kardeşimi sinir edemeyeceksem neden kardeşim var? Rana gitme. Sinirlen bana. Bağır çağır ama gitme Rana. Neyse arkadaşlar, Rana'ya bir bol çağırdık. Elveda Rana. Allah Allah, kız mahvoldu ya resmen. Hayır be, ters şeritli diyorlar var ya otele doğru. Ne bileyim ben, Hindistan'da, Afrika'da yarım saat, bir saat, iki saat yol yürüyorum sıcakta. Rana'ya üzüldüm ama bir yandan da kendimi takdir ettim. Anladın mı? Helal olsun yani. Kusur da bir hafta dayanamadı. Vücudu iflas etti. Benim 6 yıl oldu, hala tam gaz devam. Bu arada bakın, ahan da görebilirsiniz, tuktukçu abilerimiz yata yata bekliyor müşterilerine. Ve hani onların ekmek kapısına zarar vermek istemem ama ola ki Tayland'a geldiniz, lütfen Bolt kullanın. İster araba çağırırsınız, ister konfor araba çağırırsınız, isterseniz motor taksi çağırırsınız.
aslında. Mesela Rana 40 lira, 40 bahta şu anda otele kadar gitti. Ne kadar ters şeritten gitse de. Otelde yukarıdan kara bulut geliyor. Yağmur mu yağacak ya? Ve arkadaşlar ben Rana'ya gönderdim de odanı atır bende. Rana'cığım özür dilerim. Ve iyisiyle kötüsüyle yani 100. kez şu otelden çıkıyoruz ama Rana tekrardan toparladık ve 1 saat 2 saat dinlenmenin ardından ilacını da aldı. Ve Rana ile tapınağa geldik gelmesine ama yukarıdaki karabuttan da görebileceğiniz üzere çok yağmur iyi, yağıyor. Çok iyi. Sıcak nem biraz yağmur gelsin. Bilerek geldik. O yüzden bir şey diyemiyorum ama gerçekten Ağustos ayında, Eylül ayında gelirseniz eğer olaki Tayland'a ya aşırı aşırı sıcak oluyor ya da görebilirsiniz böyle baya baya yağmurlu oluyor. Ve şöyle ay yıldız bizim çocuklar tişörtüyle birlikte tapınağa giriyoruz. Şimdi normalde Rana ile birlikte Kraliyet Kompleksine gidelim demiştik. Çünkü orası gerçekten ahım şahım bayağı güzel. Hatta ilk Bangkok videomu izlerseniz orada görebilirsiniz. Ama onun yerine burada bir adet daha tapınak var. Oraya 10 dakika yürüme mesafesinde. Ve aha da şöyle içerideki altından da görebilirsiniz. Şahsi fikrim o da gerçekten bayağı yani görmeye değer. Şöyle ana heykelin yanında minik heykellerin olduğu bir yer var. Burada görebilirsiniz sayısız budalar. Şurada da böyle dua edenler var. Rana hani yağmur duruyordu gayet hızlanıyor. Daha sonrasında şöyle gülümseyen amcamızın yanından ilerliyorsunuz. Bakın ablamıza. Abimiz yani pozdan poza girerek çekmeye çalışıyor. Meşhur mu meşhur? Devasa yatan budamız. 15 metre yüksekliğinde 45 metrede yatay. Vallahi ikinci kez görüyorum ben ama gerçekten acayip hoş. Nasıl? Bakışını küçümseyici buldum. Çok üstten ve saydaylı bir bakış. Ama abi baksanıza ya harbiden çok büyük yani. Nerede? Azıcık mola. Oh. Bakın mesela buradaki budanın da göbeğini ellemeniz gerekiyor. Yanlışım yoksa da herhalde göbeğini dokuna dokuna dilekte bulunuyorsunuz. Yağmur yağınca başta bir serinliyorsunuz ama sıcağın üstünde yağmur yağınca deli dehşet bir nem oluyor. Deli dehşet. 2 dakika klimaya vurulan diye gittiğim 7-Eleven'den şöyle 2 tane içecek aldık. Vitamin A, C ve E'nin bulunduğu güzel üzümlü bir jel abi. O kadar güzel ki. Kesinlikle bir tane alın. Oğlum efsane lan. Maalesef ben iyi bir abi olduğum için bunun geri kalanını Rana'ya vermem gerekiyor. Dene bir. Çok güzel değil mi? Şey diyeyim, tipinden bir sevdim de. Tam seveceğin şey değil mi? Peki Rana nereye geldi derseniz de görebilirsiniz. Bir adet Nana Photo Studio denen bir yer bulduk. Başlığı öyle yap. Rana'nın yıkıklığı çekişi. Şu anda saat 5 abi. Nana Photo Studio eğer gelirseniz siz gidin bari. Siz gidin Rana'ya foto attın. Sen gidemedin. Biz gittik bak Rana moral olsun diye. Buranın geleneksel böyle Tay usulü kıyafetlerin yaklaşık 300 baht falanmış galiba. 300 liraya giyip böyle sokaklarda gezebiliyorsunuz. Rana da denemek istiyordu. Ama şu anda sadece bir adet üzümlü bir meyve suyu emiyor. Ah Ferhan'a sen bunu yaşayacak bir kız mıydın Ferhan? Neyse moral bozmak yok. Gezmenin her günü güzel olacak değil, her haftası da güzel olacak değil. Belki bir hafta boyunca kötü gün yaşayacaksınız. Hayat bu. Gezmek de hayatın bir parçası. Benim bir tesellim. Olabilir. Bir gün zehirleniriz, bir gün kusarız. Bir gün yani mahvoluruz, başımız ağrır, hastalanırız. Şöyle güzel bir saraya gelirsin ama bir bakarsın orada giymek istediğin kıyafet yeri kapalı olur. Olabilir, olabilir. Yapacak bir şey yok. Ya da ne bileyim market videosu çekeceksindir ama markette ne yersen kusasın geliyordur ve miden bulanıyordur. Olabilir, hastasındır. Olabilir. Elveda.
Vallahi Rana'ya laf etmek istiyorum da hiçbir planım düzgün gitmiyor arkadaş. Son 2-3 videodur bugün şunu yapacağız diye kalkıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz ya. Ama olsun, belki hani beni izleyip böyle abi ne kadar kolay geziyor falan diye diyebilirsiniz. Ama yani yeri geliyor gerçekten gezmek kolay bir şey olmuyor. Bence Rana da bunun yani en büyük ispatı. Şimdi Rana'nın son 2-3 gün olduğu için okul başlamadan önce bu 2 gün en azından yani bir abi olarak da Rana'nın mutlu olduğunu görmek istiyorum. En azından şu 1-2 gün Rana'nın da mutlu olacağı şekilde gezmek istiyorum. Şimdi minik bir kural koyduk abi, yani en azından Rana düzelene kadar çok da yürümeyeceğiz. Ve imkan varsa her seferinde böyle minik bir bolta binip şöyle motorla birlikte gideceğimiz yerlere gideceğiz. Özellikle trafik saatlerinde sağımız solumuz görebilirsiniz araç şu anda. Motora bindiğiniz zaman aralardan geçiveriyorsunuz ve bazen gerçekten 15-20 dakika bile erken varabiliyorsunuz. Peki biz bu sefer motorla nereye geldik derseniz, ki etraftaki şöyle yüksek yüksek binalardan da görebilirsiniz. Tayland'ın İstanbul'u Bangkok'sa, Bangkok'un Nişantaşı'sı da burada görebileceğiniz şöyle baya baya gerçekten yine göstereyim yüksek yüksek binalardan Asok denen bir bölge. Şöyle dırıt dırıt diyerekten yine şöyle tişörtüme yakışır bir şekilde arkamda görebileceğiniz 7-Eleven duyduğumuz kadarıyla Bangkok'taki en büyük en güzel 7-Eleven olduğu söyleniyor. Ki bakın şöyle girer girmez görebilirsiniz ikinci katı falan var. Türlü türlü yemekler ve Rana Reis de geldi. Yine bol bol onigirimiz var. Şurada suşimiz var. Böyle görebilirsiniz ısıtmalık hazır yemekler var. Türlü türlü dondurmalar. Hazır ısıtıya tarzında burgerler falan da var. Yine meşhur tostları. Tayland sıcağında kendine getiren bir klima. Şurada yine bol bol noodle'umuz var. Burada ne olduğunu bilmediğim balık cipsleri falan da var. Yine şöyle sıcakta almak istiyorsanız buz. Önce ben içecekle başlamak istiyorum. Çünkü 7-Eleven'de çok güzel bir sistem kurmuşlar Tayland'da. Böyle buz bardak satıyorlar. Koca koca 10 liraya. Buz bardağınızı doldurup istediğiniz içeceği böyle buzun içine doldurabiliyorsunuz. Ve böylelikle de buz gibi içeceğinizi içebiliyorsunuz. Vallahi 10 numara 5 yıldız. İçecek olarak da böyle bir tane şeftali ice tea aldım. Ama sadece bilmenizi isterim. Abartma diyebilirsiniz ama özellikle Asya ülkelerinde şeftali tadı birazcık farklı oluyor. Çok iyi ya. Bayağı iyi değil mi? Cidden şeftalileri farklı evet. Ya. Yani abartmamıza bile şeftali aşçıdır, şeftali aşçıdır canım. O kadar da yani her şeyi övme diyebilirsin ama gerçekten farklı. Denemenizi tavsiye ederim. Çok bağırıyorum ben burada. Özür dilerim. Ve gel gelin ikinci yemeğimize. Şöyle bir adet peynirli buldak aldım. Kore'nin illa ki görmüşsünüzdür meşhur acı ramen abi. Peynirlisini bulduğum için ondan bir tane aldım. Bakın bunun en güzel tarafı. Direkt bunu aldıktan sonra markette böyle paketinizi açıp önce peynir sosunu alıyoruz. Sonra da sırf acı sos yani görebilirsin. Bunun hepsini ben dökmeyeceğim çünkü yani buradan cırcır çıkarım. Böyle acı acı kara kara sosu abo. Tabii ki de hepsini koymayacağım. Sonra da böyle Nescafe bölmesinde sıcak suyumuzu dolduruyoruz. Oh oh. Ve hazır olduktan sonra da afiyetle yiyoruz. Acısıyla meşhur diyorlar ama bakalım ne kadar acı. Acının hepsini kullanmadığım halde kokusundan belli yani acı oldu. Rana da midem bulanıyor bulanıyor dedi ama dayanamadı. Bir tane instant ramen aldı. Akşama yine pert yani. Önceden hapımı içtim. Ki hatırlarsanız hapı da buradaki 7-Eleven'deki eczaneden aldık. Çok inanılmaz bir sistem değil mi abi ya? Bakkal gibi bir şey ama üst katında şöyle kafe falan var. Aldıklarınızı oturup yiyecek bir alanınız var. Şunun tanesi 20-30 lira. Şu gördüğünüz koca bardak 10 lira. İçeceği de yine 20-30 lira. Bu arada bu buza acayip ihtiyacım olacak bu ramenden sonra. 7-Eleven bize sponsor olmadı. Böyle tişörtünü falan giyiyoruz, geziyoruz ama tamamen sevgimizden, yanlış anlaşılmasın. Tadı gerçekten güzel. Birazcık bekletirseniz de noodle acayip yoğunlaşıyor, suyu çekiyor. Harbiden acı acı güzel peynirli yiyebilirsiniz. 7-Eleven'den daha güzel yediğim şeyler oldu illa ki. Ama bu da gelip deneyebileceğiniz eğlenceli şeylerden bir tanesi. Allah'tan şu var var ya. Gel gelelim üçüncü yemeğimize. Abi, abi, abo, abo. Hamza bu ne diyebilirsiniz. Şu anam babam zaten kremalı karidesli bir tane sos. Burada da mürekkepli bir spagettimiz var. Yani deniz ürünlü bir spagetti abi. Bunu da burada alıyorsunuz ve ısıttırıyorsunuz ki dumanı çıkıyor zaten. Sıcak sıcak yersiniz. Şöyle sosuyla bir güzel bir güzel karıştırıyorum. Kremalı kremalı. Afiyet olsun diyerekten. Rana. Tamam hadi deneyim. Rana. Tamam hadi deneyim. Bence bunu yiyince kendine bir tane daha alacağım öyle söyleyeyim. Israr et. Gel. Abim çok ısrar etti. Mürekkep. Düşünmeyeceğim ne olduğunu.
Güzel ortalık. Ama mürekkep. Veya böyle iki adet makarna, şöyle bir bardak buz dolusu içecek. Toplamda 159 lira tuttu, 150 bah. Bu arada abi tatlı niyetine şöyle bir adet Oreo sandviç var. Hangi ülkedeydi hatırlamıyorum ama bunu keşfetmiştim ve mükemmeldi tadı. Baya böyle kocaman Oreo ama içi böyle krema dondurma. Dışı falan bildiğimiz kurabiye ile aynı kurabiye kullanıyorlar ve tadı mükemmel. Bu da yemeyeceğim yemeyeceğim diyor, her şeyden birer tane deniyor. Ondan sonra midem niye bulandı? Ama güzel. Gene başladı. Tayland'a geldiğinizde metroya binmeniz gerekiyor. Ve bakın yine metroya duruyan meyvesiyle girmeniz kesinlikle yasak. Varda. Sadece havalimanında görmüştüm ama burada da göreceğimi düşünmüyordum. Görebilirsiniz, Lawson var. Sadece 2-3 tane var. Yani Bangkok'ta gördüğüm kadarıyla başka da yok. Neredeyse bütün marketler 7-Eleven ama Lawson illaki Japon videosunu izlediyseniz illaki bir kere de olsa görmüşsünüzdür. Ve abi tırtırın. Bilmiyorum hatırlayanlar var mı ama şöyle kavunlu ekmeklerden meronpan zaten Japan taste yazıyor. Japonya'nın tadı. Hatta burada sadece şurada da böyle çikolatalısını görebilirsiniz. Daha yeni yemek yememişçesine bir tane alacağım. Oğlum çok güzel şeyler var lan burada. Aa yalnız bakın anam böcek var. Ve Rana Hanım yine dayanamadı. Yine karnı kazındığı halde, midesi bulandığı halde. Karnı kazıyor deme, şu an iyiyim, nazar değdirin. Şöyle üzümlü kremalı bir sandviç. Of. Ayı. Güzel ama Japonya'daki 1000 kat daha güzel. Ekmeği bir sert. Elinde şundan var, beğenmez ya. Japonya'daki daha güzel lan. Ben de şöyle 2 tane aldım. Krep gibi abi. İçinde de yanlışım yoksa muzla çikolata var. Çok güzelmiş. Şöyle Rana'nınkinin aksine yumuşacık, popuduk. Afiyet olsun. Ah, aradığın şey bu muymuş Rana? Bir dakika ya, niye alıyorum beyincim? Çöpünü bari al. Ya çöpünü alsana. Şöyle metroyu böyle süslüyorlar ya, acayip boşuma gidiyor ya, baksana. Bir tane şöyle sapık gibi giyinmiş bir tane amca var, bacağı macağı kıllı, etekli. Tatlı yani, eğlenceli. Aa Hamza, elinde ne tutuyorsun diyebilirsiniz. Tayland'ın meşhur mu meşhur? Herkesin elinde bir tane kesin bulundurdu. Mükemmel icadı abi. Ben bunu ilk kullananları gördüğüm zaman yani yanlış anladım yani. Çünkü böyle burnuna sokup çekip duruyorlar. Ama abi, okaliptus denen bu böyle dikiz gibi bizim ülkedeki. Böyle alıyorsunuz, burnuna sokuyorsunuz. Oh, bir de diğer delikten. Oh, böyle bir yakışıklı gördünüz, Allah'ım aman tanrım falan dediniz ve başınız dönmeye başladı. Hemen alıyorsunuz şundan, bir fırt çekiyorsunuz. Oh. Ve baş dönmeniz kendine geliyor. Mideniz bulanıyorsa iyi geliyor. Psikopat gibi bunu çekip duruyor. Bağımlı olduğu hiç hoş değil. O değil de Allah aşkına baksanıza ya. Ya da şu taraftan da şöyle görebilirsiniz. Tayland deyince herkesin aklına ormanlar, işte ne bileyim villa, ada hayatı, deniz falan geliyor. Ama abi bu da yani bu yüksek binalardan oluşan lüks hayat da gerçekten Tayland'ın, daha doğrusu Bangkok'un bir gerçeği. Geniş 1+1'ler vesaire 15-20 bine çok rahat bir şekilde çıkılıyormuş. 25-30 bin olduğumu da belki de burada böyle yaşayabileceğin en güzel yerlerde yaşayabiliyormuşsun. Ha bir de söylemeyi unuttum, ayda dahil. Ve abi işin en güzel tarafı, sallıyorum Tayland'da 60 gün durdunuz, vizenizi bitirdiniz, bir gün hatta birkaç saat bile ülkeden çıkıp geldiğiniz zaman, işte ne bileyim Kuala Lumpur'a gittiniz, Malezya'ya gittiniz, havalimanında biraz takılıp bir sonraki uçakta döndünüz. 60 gün daha kalabiliyormuşsunuz ve bu bilgi aldıktan sonra ister istemez düşünün abi, ben gerçekten bu kadar hani para üstüne para vererek bir şekilde İstanbul'da geçinmeye çalışıyorum ama ne bir altımda araba var, ne bir evim var, ne birikimim var, hiçbir şey yani yok yani, olmuyor. O yüzden dürüst olacağım, acaba Tayland'a taşınsam mı diye gerçekten çok düşündüm. Varsa aranızda taşınanlar lütfen yorumlara belirtebilirseniz avantajı, dezavantajı. Ben şahsen öğrenmek isterim. Ve aha da metroya geldik. Bakın 1-2 durak gidecekseniz 15 baht da şöyle çip gibi bir şey veriyorlar abi. Bunu böyle kart basar gibi okutuyorsunuz, geçiyorsunuz. Ve en sonunda inerken yine çipi şöyle atıyorsunuz ve geçiyorsunuz. Vallahi sistem acayip iyi. Şu an nereye geldik derseniz arkamda görebilirsiniz, Center World. Tabii buraya göstermeden önce önündeki tapınağı göstermek istiyorum. Yine insanlar önde böyle bolcana dua ediyor. Ki şöyle şuradaki fil heykellerini de görebilirsiniz. Ganesha denen buranın fil tanrısının bir tapınağıymış. Ve abi şöyle AVM'ye yine göstermeden önce şu tarafı göstermek istiyorum. Hani sokak yemekleri yemek istiyorum ama temiz mi değil mi emin değilim diyorsanız, aha da bu AVM'nin tam yanında olan sokak alanı bölümü var. Direkt zaten Bangkok Street Food alanı denen bir yer abi. Ortada böyle masalar dizilmiş, insanlar sağdan soldan aldıklarını ortada yiyor. Öf, vallahi canım güzel bir karpuz çekti ha. Oğlum
şaka maka akrep bile var lan. Görebilirsiniz şurada farklı böcekler var. Taze taze pişirilmiş. Çok güzel duruyor. Ya ben buraya size göstereceğim diye girdim ama arkadaşlar bir şey yaptım galiba. Şöyle güzel mi güzel kızartmaları gördükten sonra dayanamadım. Dedim abla sen at şunları güzelce bir kızartıver. Thank you kapunka. Ve dırıt 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 dırıt. Benim tabağım vs. Rana'nın tabağı. Afiyet olsun. Şöyle soğumadan şundan almak istiyorum. Şimdi erimiş peyniri ve tavuğu. Önce biraz acı. Daha sonrasında da mayonezle. Afiyet bal şeker olsun. Valla bir şekilde marketten dayanacaktım ama abi buraya gelip de yani almamak olmaz. Rana Hanım gyozayı deniyor. Ben de şöyle tavuklu gyozamı alıyorum kızartılmış. Wow. Valla tavuğu bol bol, sebzeleri gereksiz abartmamışlar, mükemmel olmuş. Yemekler aşırı sıcak olmuş, arkamda görebileceğiniz yerden 50 liraya bir tane kivi juice aldım. Çin çin, afiyet olsun şerefe. O zamanlarda durmadan mango yiyip içip durduğum için şöyle bir kivi farklılık olması için güzel. Aralarda da gözümüz. Abi bayağı güzel yapıyorlar. Az önceden beri göstermek istediğim Central World'a geldik. Burada gerçekten aklınıza gelebilecek bütün markalar var. %100 eminim asla duymadığınız markalar da vardır. 7-8 katlı bir AVM. Her AVM'nin katında 20-30-40 tane mağaza var. Yani isterseniz şöyle devasa bigudilerle kendini sarıp sarmalamış, gözünü açıp kapayan bir kedi bile var. İnanılmaz ya. Avrupa'da falan en sevdiğim hamur işi yapan yer Paul falan da var. You're pretty. Bu senden daha tatlı. Peki biz nereye geldik derseniz de Apple Store'a, çünkü turda sadece benim kameram değil, Rana'nın da kulaklıkları bozulmuş. Ve Rana Türkiye'ye dönerken 15 saat Hindistan havayollarıyla döneceği için kulaklıksız birazcık genç çıldırır diye düşündük. Buyur Rana'cığım, güle güle kullan. Bozma. Bozma bu sefer. Bu arada gelmişken şöyle iPhone fiyatını da göstereyim. 15 Pro Max 1 TB 67.000 baht. Kendime de şöyle yeni bir kılıf aldım. Maalesef kamera bozulduğu için eğer yeni kamera olarak telefonu kullanacaksam dikkat etmem gerekiyor. Kardeşim ikiniz de hayırlı olsun. İkimiz de güle güle kullanalım. Zor günler geçiriyoruz ama bu günler de geçecek. Abi şöyle tekrardan AVM'yi göstermeye devam etmek istiyorum. Biz yine dayanamayıp sokak yemeklerini yedik ama burada o kadar çok restoran var ki. Hani ola ki Tayland'a geldiğinizde güzel yemek arıyorsunuz, güzel bir restoran arıyorsunuz. Japonya'da yediğimiz çok güzel lokantalar, Kore yemekleri, Hint yemekleri veya genel olarak temiz ve kaliteli güzel yemek yapan yerler. Mesela dün de geldik buraya abi, 7-24 dolu oluyor. 2 gündür yani AVM'yi bitiremiyoruz ve inanın her gelişimizde de farklı şeyler keşfediyoruz. Bu arada sanırım Tayland'ın yakışıklılarda ahan da böyle oluyor. Harbi normalde AVM sevmem ki bu kanalda da belki de bugüne kadar hiçbir zaman bir AVM'nin tavsiyesini yapmadım. Ama eğer Tayland'a gelirseniz, Bangkok'ta bir farklılık olsun diyorsanız kesinlikle Central World'u tavsiye ederim. Bir nefes alırsınız, sıcaktan kurtulursunuz, temiz bir yemek yersiniz. Ya da şöyle farklı farklı animelerin gaça gacasını oynayabilirsiniz. Tek sıkıntı Japonya'da 60 liralık şey burada 150 lira. Ya da 100 liralık şey burada 250 lira. Gerekli gereksiz her şey var. Tanıtıyoruz ama biliyorsunuz ki kalbimiz, ruhumuz, bizim aslımız, evimiz gibi hissettiğimiz yer öyle AVM'ler değil, anam babam kaosun ortası. Ve geldik abi tekrardan Bangkok'un en kaotik yolu olan Khao San Road'a. Yar 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 yar. Bol bol sokak lezzetleri. Hatta böyle bol bol akrep satanlar da var. Ki az önce akrep yiyen bir arkadaş da gördük. Allah akrep yiyor, çıtır çıtır akrep yiyor. Yer misin sen de? Abim kafa gidik yoksa yemezdi. Yani günde bir kere böyle bir yere gelmeyince abi bizim için böyle Tayland'da bir gün geçirmiş sayılmıyor. Mükemmel ya. Aa, abi bana öpücük atsın. Bu tarafta bangır bangır müzik çalıyor. Bu tarafa baktığınız zaman da masaj salonu var. Yani bu ikisi ne alaka? If we can go back, if we can go back.
ben. Gerçekten çok iyi. DJ'leri, ortamı, dansözleri, dansörleri. Bu yola sabah gelir hiç kimse bulamazsınız. Ama akşam abi çılgın oluyor. Başından sonuna yürüyünce vallahi enerji sömürüyor yani. Ses, ışık, insan, her şey. Şimdi geceyi kapatmadan önce Rana mango juice'unu bitirebilirse... Bitirdim. Diyoruz ki bir yarım saat ayağımıza masaj yapalım. Görebilirsiniz yarım saati 180 bar. Hatta benim vaktim var derseniz yağlı masaj abi sadece 400 bar tüm vücut. Deli mayıştım. Nasıldı? Ya bu masaj olayları birazcık yani kumar gibi. Bazıları gerçekten hissettiremiyor. Yani böyle yapıyor, dokunuyor, güzel hissediyorsun ama böyle oh hadi oh, evet orası demiyorsun. Ama bazen de o kadar yorgunluğun üstüne tam doğru noktalara doğru ölçüde bastırıyorlar ki ne acıyor ne de etkisiz de ah diyorsun evet evet daha fazla. Garip sesler çıkarıyorsun ya. Sadece güzel demek yetmez abi bu başka bir his çünkü. Ve yine diyorum banko. Bütün duman girdi. Günü başladığımız bu arkamda gördüğünüz 7-Eleven'da şöyle güzel bir Yakult ile günü bitiriyorum. Artık illaki video izlenebilir ama o kadar şey yedikten sonra minik bir probiyotik midemiz düzgün fonksiyonda bulunsun. Afiyet olsun, sıktıysam hakkınızı helal edin. Belki Japonya kadar, Kore kadar değildir ama Tayland'da da 7-Eleven yani 7-Eleven hashtag reklam değildir. Gerçekten 7-24 yani böyle gece 3'te 5'te acıktığınızda gelip bir şeyler yiyebileceğiz, içebileceğiz. Çok güzel bir alternatif. Ki ürünler de gayet kaliteli. Vallahi mükemmel ya. Üstündekiyle arkadakinin yan yana duruşu aşırı sinir bozucu. Çok uyumlu değil miyiz? Fazla. Tabii minik bir hatırlatma, sene sonuna kadar 1 milyona ulaşmak gibi bir hedefimiz var. O yüzden abone olursanız gerçekten sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar.